Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde paralel kenar öğreneceğiz hep beraber. Ben matematik öğretmeniniz Berfun Kılıç. Başlayalım. Şimdi paralel kenar dediğimiz dörtgen, karşılıklı kenarları paralel olan dörtgendir. Burada hemen gösterelim paralelliklerini. DC, AB'ye paraleldir dediğimde şu paralel işaretini kullanıyorum ve yazıyorum. AB kenarı paraleldir DC kenarına diyorum. Karşılıklı kenarları, yani sadece bunlar değil, bakın şu karşılıklı kenarlar da birbirine paralel. Dolayısıyla bunların da paralelliğini gösterirsek ve AD kenarı paraleldir BC kenarına diyeceğiz. Şimdi bu paralellikler bize çok fazla U kuralı, Z kuralı, benzerlik kullandıracak. O yüzden eğer üçgende açıda veya üçgende, daha doğrusu doğruda açıda veya üçgende benzerlikte eksiğiniz varsa çok rica ediyorum derse devam etmeden şu an paralel kenarı izlemeyi bırakıp lütfen benzerlik eksiğinizi tamamlayın. Nasıl tamamlayabilirsiniz? Daha önceki defterlerinizi, kaynaklarınızı kullanabilirsiniz ya da yine bu platformu kullanarak üçgenlerde benzerlik şu an 9. sınıfların müfredatı. Siz 9'dayken gördünüz. O yüzden 9. sınıfın benzerlik videolarını izleyebilirsiniz. O eksiği tamamlarsak eğer soruları çok daha rahat anlayabileceksiniz. Şimdi burada U kuralını kullanarak mesela bir tane açımıza, şu B açımıza alfa diyelim. Bu alfa açısıysa, bakın şuradaki U kuralını kullanarak, gördünüz mü U'yu? Bu da beta olsun diyorum ve U'dan alfa artı beta eşittir 180 derece geliyor. Bu U sadece burada değil, nerede de var bakın. Şöyle bir U da kullanabiliriz. U'yu gördünüz mü? Şöyle biraz dışarıdan çizeyim ki belirgin olsun. Bu U kuralına göre bu beta, o zaman ikisinin toplamının 180 olması için beta ile alfanın toplamı 180'di. Burası da alfa dedik. U'ya devam ediyorum. Bir sürü U'muz var. Bakın şimdi U'ya, gördünüz mü U'yu? Yine bu açıların D ve A açısının toplamının 180 derece olması gerekiyor. O zaman alfa ile neyin toplamı 180'di? Beta'nın. Buraya da o halde beta'yı yazdık ve şöyle bir sonuç çıktı ortaya. Genel şekle bakarsak karşılıklı açıların birbirine eşit olduğunu gördük. O halde şunu söylüyoruz. D açısının ölçüsüyle B açısının ölçüsü birbirine eşittir. Ve şu karşılıklı açılara bakalım. A açısının ölçüsüyle C açısının ölçüsü, pardon, C açısının ölçüsü birbirine eşittir. Bu komşu açıların A ve D açısının toplamının, A ve B'nin toplamının bütünler olduğunu, yani 180 derece olduğunu zaten söyledik. Paralel kenarda bir diğer özelliğimiz şu. Karşılıklı kenarlar paralel olduğu için, bakın bu iki kenar paralel, bunlar da paralel. Dolayısıyla karşılıklı kenarlar da birbirine eşit geliyor. Eğer biz DC kenarına A dersek AB kenarı da A oluyor. AD kenarına B dersek BC kenarı da B geliyor. Karşılıklı kenarlarımız da eşit. Şimdi bakalım ilk soruda bu bilgilerden hangilerini kullanacağız? Demiş ki ABCD'de bir paralel kenar. AB kenarı CE'ye eşit. AB kenarına bakıyorum. Şu kenar CE kenarına eşitmiş. Yani ikisini de dalgalı yaptım. Eşit olan kenarları. Şimdi bunları eşit olduğunu gösterdim ama çok alakasız oldular. Yani nasıl kullanacağım ki bu eşitliği? Şunu kullanmamız gerekiyor. Paralel kenarın karşılıklı kenarları eşitti. O zaman bu AB kenarını DC kenarının eşit oluşunu kullanarak buraya da
dalgalı kenar yapabilirim. Şimdi güzel oldu. Çünkü şu anki eşitlikle bir ikiz kenar üçgenin var. Bu ikiz kenar üçgeni kullanmak güzel olacaktır soruda. İkiz kenar üçgenin açılarının eşit olduğunu şimdiden gösteriyorum ve sorunun devamını okuyoruz. Bakalım ne demiş? ADE açısını 30 yerleştirmiş, 70 dereceye yerleştirmiş. X'i bize soruyor. Şimdi dedik ki verilen bilgiler burada olduğu için buraya yoğunlaşıyorum. O yüzden buradaki U kuralına bir bakmak istiyorum. 180 derece olacak toplamı. 70 ise bunun tamamı 110. Bir kısmını 30 verdiği için buraya 80 kaldı diyebilirim. Şu açıların eşit olduğunu söylemiştik. Bu da 80. Üçgenin iç açılar toplamı 180 olacak. O zaman DEC üçgeninin tepe açısı 80, 80, 160, burası 20 derece oldu. Sonra diyorum ki A açısı eğer 70 ise C açısının da yani karşı açının da 70 olması gerekiyor. Bakın bunun tamamı 70. 20'yi bir kısmına yazdıysam X'e 50 derece kaldı. X kaçtır demiş? 50 derecedir diyoruz. Bir sorumuz daha var. ABCD paralelkenar, EAB üçgen, AE açıortay, 8 birim 3 birim yerleştirilmiş, paralelkenarın çevresini sormuş. Şimdi şekle ilk baktığımda benim gördüğüm, umarım soru çözmeye başladıktan sonra sizin de hemen göreceğiniz şey Z kuralı olacak. Dedik ya, paralelkenar sorularında çok fazla doğruda açı özellikleri kullanacağız ve benzerlik kullanacağız. Şimdi burada şu DF'yi kırmızıyla belirgin hale getirdim. AF'yi belirgin hale getirdim ve AB'yi. Bunları çizince biz Z gördünüz. Z kuralında ne diyordu bize? Şu araya sıkışan açılar birbirine eşitti. Yani bu çizgili açıysa bu açı da çizgili açıdır. Buna da çizgili açı koydum. Burası da çizgili açı. O zaman DAF üçgeni ikiz kenar üçgen geldi. Yani DF 8 verildiyse DA'nın da 8 olduğunu buldum. Sonra dedik ki burada baktığımızda hemen bir kum saati var. Bakın. Şu minik üçgeni de tarayınca bu bir kum saati ya da kelebek olarak isimlendiriyorduk. Benzerlikten şimdi bunu kullanacağız. Burada EC tabanının EC'nin yani 3'ün şöyle yazalım. 3'ün bu kelebeğin diğer tabanı ne? 8. 3'ün 8'e oranı eşit olmalı. Şu FC'yi bilmediğimiz için oraya X diyelim. FC'nin yani X'in devamı nasıl gelmiş? 8 olarak gelmiş 8'e oranı. Bakıyorum orantıya X 3'tür diyebiliyorum. Burada X yerine hemen 3 yazarsak uzun kenarını bulmuş olduk paralel kenarın. 8 artı 3'ten paralel kenarın uzun kenarı 11 geldi. Bize ne sormuştu? Çevre sormuştu. O halde hemen topluyoruz. Şöyle iki kenarının toplamı 19 ise bu iki kenarın toplamı da 19 gelecek. Yani 19 çarpı 2 yaptığımda 38'dir diyebilirim. Cevabımız 38. Bakın burada şunu da yapabilirdiniz. Şöyle bir tarama yaptığımızda, bu sefer kırmızı taradığım yere bakın. İki defa üst üste tarama yapınca biraz karışık görünecek ama burada da Thales var. İsterseniz aynı soruyu Thales oranını kullanarak da yapabilirdiniz. Kısa kenar DA'yı 8 bulduk. Burası BC 8 oldu. Bu orantıyı da kullanabilirdiniz. Yine aynı şekilde gelecekti. İlk hangisini görürseniz oradan devam etmeniz iyi olur. Şimdi buradaki kum saatlerini görelim. Paralel kenar KDB'nin bir elemanı, LAF'nin bir elemanı olarak verilmiş. Eşitlikleri soru göstermiş. DB 36 diyor. Bunu gösteremediği için altını çizelim, kullanacağız. KL kaçtır diye sormuş. Şimdi buradaki ilk kum saatine bakalım. Şöyle sarıyla yapayım isterseniz. Umarım görünür. Bakın. DEK üçgeni ve KAB üçgenindeki bu üçgenleri tarayarak bir kelebek elde ettim.
Umarım görüyorsunuzdur sarıyı. Şimdi buradaki benzerlik oranını yazacak olursak. Bu iki kenar birbirine eşitti. Bunlara A ve A dedim. O zaman karşı kenarda 2A geldi. Yani bu kum saatindeki benzerlik oranı A'nın 1 bölü 2 oranı olduğu için 1'e 2 oranı var. 1 bölü 2 oranı var. Aynı oranı şu DK ve KB'ye yansıtmam lazım. Kum saatinin kollarına yansıtmam lazım. O zaman buraya M dersem KB dediğim yer 2M gelecek. KB 2M. Bakın siz DB'nin tamamına ne dediniz şu anda? 3M. Soru ne diyor? DB'ye 36. Bu 3M'i 36'ya eşitlediğimizde M 12'dir dedik. Yani şurası 12'dir dedik. Daha sonra şimdi bir kum saati daha yapacağım size. Yatay bir kum saati bakın. Sarıyorum. İç içe taramalar biraz karışıyor. Siz isterseniz soruyu iki defa yazıp bu taramaları ayrı ayrı yapabilirsiniz. Şimdiki kum saatine bakalım. Bakın burada da kenarlarım eşitti. O yüzden bu kenara B, şu kenara da B dersek burası 2B oldu. O zaman kum saatindeki oran yine 1 bölü 2 ve bunun kollarına bakıyorum. LB koluna eğer K diyelim bu sefer, K dersek LD'de 2K geliyor. Sen DB'ye bu sefer 3K dedin. 36'ydı pardon. K eşittir 12 geldi. Şuradaki K'yi de bakın 12 bulduk. Şimdi şu parça 12. Bu parça 12. Başka ne parçam kaldı? Ortadaki parçam kaldı. Tamamının 36 olması için bunun da 12 olması lazım. Bize KL'yi sormuş. KL 12'dir diyorum. Ve size bu şekli tekrar çiziyorum. Aslında bu şekil bir kural olarak da veriliyor. Ama ezber yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi benzerlikten gayet rahat çıkıyor. Eğer bir tane köşegen çizilmiş, diğer köşeden de kenarların orta noktalarına çizilmişse, şu şekilde tam orta noktalara çizilmişse, şurada köşegeni 3 eşit parçaya ayırmış oluyorsunuz. Yani şu yuvarlak içine aldığım kenarlar 3 eşit parçaya ayrılmış olur her zaman. Bir kere bunu anladıktan sonra sorularda pratik olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bir paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar dedik. Şöyle ki şu kum saatine bakalım. Kum saatinin benzerlik oranı ne burada? A bölü A'dan 1 değil mi? Dolayısıyla şu parçaların da birbirine eşit gelmesi lazım. Diğer kolun da birbirine eşit olması lazım. Anlıyoruz ki köşegenler birbirini ortalar. Bu sorudayız. ABCD paralel kenar olarak verilmiş. E, AC üzerinde bir nokta. Diklik, eşitlik hepsini göstermiş soruda. 4 birim, 5 birim çevre kaçtır diye soruyor. Şimdi bakalım. Şurada köşegen çizilmiş. Diğer köşeden de çıkmış ama bunun köşegen olup olmadığını bilmiyorum. Nereye kadar bilmiyorum. Çıktık. Bu köşeye mi gidecek? Evet. Çünkü şu köşegeni iki eşit parçaya böldüyse, köşegenler birbirine ortalardı. Bu da senin köşegenindir. Madem köşeden çıktın ve diğer köşegeni iki eşit parçaya böldün, bu da senin köşegenindir. Dolayısıyla devamını köşeye gidecek şekilde çizebilirsin. Ve bu 4 ise bu da 4'tür diyorum. Şimdi dik üçgenimize bakalım. 8, 15, 17. Üçgeni geldi. Çevreyi sormuş bize. Şu iki kenar 15 artı 17'den şu iki kenar 15 artı 17'den 32. O halde çevre ABCD. Bir tane de burada olduğu için iki katını alacağız. 64 diyeceğiz. Bir özelliğimiz de burada var. Komşu açılar paralel kenarda komşu açıların açıortayları birbirine diktir. Şimdi şöyle gösterebiliriz. Bunlara alfa alfa dersek, bunlara beta beta dersek
Buradaki U kuralından 2 alfa artı 2 beta 180 ise alfa artı beta 90. Şurası 90 ise K'ye de 90 derece kalır diyebiliriz. Veya burada şöyle bir paralel çizelim arkadaşlar. K'den DA ve CB'ye paralel olacak şekilde bir tane de ben çiziyorum. Bunun paralel olduğunu söylediysem bakın bu Z kuralından şurası da alfadır diyorum. Buradaki Z kuralından burası da betadır diyorum. Tamam. Şimdi bunları söyleyince ortaya bir de şu çıktı. Alfa alfa ikizkenar üçgen oldu. Bu kenarlar birbirine eşit. Burada şu noktaya BM dersek KMB üçgeni yine ikizkenar çıktı beta betadan dolayı. Bakın muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü nerede var? Dikten inen kenar ortayda var. Dolayısıyla buranın dik olduğunu yine söyleyebiliriz. Şimdi burası önemli sorularda. Komşu açı ortayların kesiştiği yere artık diki hemen lütfen yazın. Ve bu dikten paralel çekerseniz diğer kenarlara bunun muhteşem üçlü oluşturacağını lütfen bilin. Sorularda pratik olarak kullanın. Her seferinde göstermeye çalışmayın. Şimdi hemen gördüm. Sayfayı çevirir çevirmez gördüm. Komşu açıların açı ortayları kesişti. Bakın komşu açıların açı ortayları kesişti. Hemen buraya diki yapıştırdım. Ve buradan EF'nin size AB'ye paralel olduğunu soru söylemiş. Bakın EF AB'ye paralel. Dolayısıyla CD'ye de paralel. O zaman bu EF'nin devamını getirirsek dikten şunlara bir paralel çizmiş oldum. Neydi? Z'den ötürü noktalı açı, Z'den ötürü çizgili açı. Buradan muhteşem üçlü geliyordu hatırlarsanız. Şu onu iki eşit parçaya böleceğim. 5, 5. O zaman burası da 5 oldu diyeceğim. Bakın x artı 5, burası da 16. Bu eşitliği yazarsak, x artı 5 eşittir 16 yazarsak, x'e 11 bulmuş olacağız. Burada bir özelliğimiz var. Şöyle ki, bu paralel kenarda AC köşegen ve bu köşegene diğer köşelerden dikler indirildiğinde bu dikler birbirine eşit ve köşelerle olan uzaklıkları birbirine yine eşit diyoruz. Eş üçgenden geliyor. Eğer biz buraya açılarına alfa dersek, şu açıya alfa dediğimizde bakın Z kuralından burası da alfa geldi. Buna beta dersek alfa beta 90, alfa 90 demek ki bunun da beta olması gerekiyor. Bu üçgenler benzerdir. Ve hatta bir de benzerlik oranını bulmaya çalışalım. 90'ın karşısında burada CB kenarı var. Yani şöyle gösterelim. S kenarı gibi. Buradaki 90'ın karşısına bakıyorum. Aynı oldukları için bu da S kenarı. Dolayısıyla benzerlik oranı 1 geldiği için bu iki üçgene eş üçgendir diyebiliriz. Hemen sorusuna bakalım. Soruda verilenler üzerinde gösterilmiş. O yüzden buradan devam edeceğim. Şimdi biliyorum ki AC'ye indirdiğim dik 3 ise B'den indirdiğim dik de 3. Ve 3, 4, 5 üçgeni geldi. Bununla EF'nin aynı olduğunu söylemiş. O yüzden 5'i buraya da yerleştirdim. 5 aynı zamanda DA'dır şunların eşitliğinden. Ve 3, 4, 5 üçgeni burada da olduğu için bakın tık tık hepsi geldi. Ne istiyor? AC'nin uzunluğunu istiyor. O zaman AC üzerinde 4, 5 ve 4 var. Dolayısıyla 9 artı 5, pardon niye 9 artı 5 dedik? 4 artı 5 artı 4 eşittir 13'tür diyeceğiz. Şimdi burada bir özelliğimiz var. D doğrusu bir tane paralel kenar verilmiş ve D doğrusu paralel kenarın dışında herhangi bir doğru. Bu doğrudan
Pardon, bu paralel kenarın köşelerinden bu doğruya paraleller çizildiğinde, bakın hepsi paralel birbirine çizildiğinde, A ve A üssünün toplamı şu AA üssü doğrusuyla CC üssü doğrusunun toplamı içeridekilerin toplamına eşittir. Yani dıştaki uzunlukların toplamı içtekilerin toplamına eşittir gibi bir sonuç çıkmış. Nereden çıkmış? Şimdi paralel kenarın köşegenlerini çizeceğim. AC'yi birleştiriyorum önce ve DB'yi birleştiriyorum. İki köşegeni de çizdim. Ve bu DB'yi birleştirdikten sonra bakın bunların şöyle gösterelim. Farklı bir kalemle, kırmızıyla gösterelim. AC'nin şu köşegenlerin kesim noktası burayı iki eşit parçaya ayırdı. Gördünüz mü? Şu kesim noktasına O diyelim. OC ile OA birbirine eşit. Burada da DB'de de DO ile OB birbirine eşit. Şimdi şunu kalemi çok iyi takip etmeni istiyorum. DB, B üssü. Şu B ile B üssü arası çok kısa ama görebiliyorsundur. B üssü, D üssü tekrar D'ye döndüm. Şurada bir yamuk var. Gördünüz mü? Bunlar birbirine paraleldi. Şunlar birbirine paraleldi. Burada bir yamuk var. Bu yamuğun orta tabanını çizerseniz, bakın şu kenarın tam ortası olduğu için buradan çizdim orta taban. Yamuğun orta tabanını nasıl hesaplıyordun? Tabanlar toplamı bölü 2 diyordun. Buradaki kenara B kenarı diyeceğim. DD üssü kenarına da D kenarı diyeceğim. B, D, tabanlar toplamı bölü 2 idi. Orta tabanın formülü. Şimdi diğer yamuğu göstereceğim. Kalemi lütfen güzel takip edin. A, C, C üssü, A üssü. Gördünüz mü? Onun üstünden bir geçeyim. Biraz karışık çünkü. Bakın, yamuğu tüm kenarlarını size dalgalı şekilde gösteriyorum. Bu yamuğun da orta tabanını göstermek isterseniz yine ortası burası olduğu için orta taban yine bu olacak. O zaman bu uzunluğu bu sefer de C ve A kenarlarını kullanarak yazarsak A artı C bölü 2 geldi. Sen aynı kenarı bir BD bölü 2 diye yazdın, bir de A artı C bölü 2 diye yazdın. Dolayısıyla bunlar birbirine eşitse, aynı uzunluktan bahsettiğim için bunlar birbirine eşitse bölü 2'ler birbirini götürecektir ve A artı C eşittir, B artı D'dir diyeceğiz. İşte burada söylediği de tam olarak bu. Şimdi bu konuyla ilgili sorular çözmeye başlayın lütfen. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.